gübre olmadı mı olmuyor Bahattin Bey? Tarlalar alıştı. Tarlalar alıştı ya. Hastane konuştu. Şimdi ya. Şimdi ne benim kardeşim bak şimdi. Anlamıyoruz bir şey. Bizim gerçekten ekmeğimizin tadı kaçtı. Tadı kaçtı. Yetiştirdiğimiz her bir şeyin tadı kaçtı. Tadı kaçtı. Bak şimdi şurada patates sevgili izleyenlerim. Gübresiz. Gübresiz. Gerçekten şu patatesin tadını bir tatmanızı gerçekten çok isterdim. Gerçekten çok şu efendim şeylerdeki gübreyle yetişen patatesle bunun farkını bir görebilmez açısından gerçekten çok isterdim. Çok isterdim ki lezzeti, tadı, hali ne kadar fark var, ne kadar fark var bir görmezi isterdim ben. Şimdi peki o Sadık gecelerinden de hele bir gebe. Ben orak ister, orak tuttum mu? Orak tuttum. En az. Kim? Kim işini nasıl etti bağ bağlaması? Ediyorduk kim? He. Elcekler vardı. Elcekler vardı. Elcekler vardı. Evet, hayvan boynuzundan yapılmış güzel. Ondan elcek. Ne dedik atlarına onların? Yemez. Kelepçe ya. Kelepçe desene. Kelepçe. Kelepçe. Unuttu. Kelepçe he. Evet. Genellikle yaşlı kadınlarımız oturur. İki taraftan bükeli. İki taraftan bükerdi he. Yaşlı kadınlarımız da toplar onu. Ona çünkü verirdiler he. Sevgili izleyenlerim, yaşlı kadınlarımız toplar çünkü onlar şeyle teşiyle ihram dokumasını, yün eğirmesini bildiği için. Ben de destekliyim hemşerim ara sıra. İyi kardeş, delikanlılık geldi, büyüdüz. Hiç başörmesi, yaptı. Girdin oynadın mı? Yok, ben oynamadım. Vaktin mi olmadı? Koymuyordular. Büyüklerimiz bırakmıyordular. Dur şimdi yani manastırda hiç başörmesine... Girip oynuyordu bazı arkadaşlar ama ben oynayamadım. Ya şimdi orada kızlar türküyü söyler, erkeklere verir. Erkekler söyler, yok, kızlara verir. Öyle fazla yoktu. Olmadı mı bu sizde? Şimdi yöre değişir. Yöre değişiyor. Bizde olmadı fazla. Bizde olmadı. He. Olurdu ya yani büyüklerimiz koymuyordu. Yani. Koymuyordular. Koymuyordu. Biraz daha İslam ağırlıklı. İslam ağırlıklı. O anlamda. Gençler köy odasında, gençliğin odasında toplanıyorlar. İhtiyarlar ihtiyar odasında. He. Bayanlar da düğün evindeler. Evet. Başörmediler. Evet. Sen boşuna yaşamışsın. Boşuna yaşamışsın. Başörmesine girme. Peki erkeklerin Sadık gecesinde oynamadınız mı? Oynadık. Ha. Oynadık. Neyle oynadınız? Davul zurna yok. Davul zurna yok. Türkü. Oyun dayakla. Dayaklı oyunlar. Dayaklı neler oyunlar vardı? Ya şimdi nasıl diyeyim? De. Bir kaba, iki kaba. Çok oyunlar var. Yüzük vardı. He. Başka oturak oyunlar. Ne oyunlar? Yani ayıp oyunlar da vardı, bilir misin? Peki türkü söyleyip el ele tutup erkeklerle? O bir çok az oldu. Çok az mı? O az. O yöne siz hiç hemen girmemişsiniz. Girmedik biz hele fazla. Fazla girmemişsiniz, evet. Daha ziyade bu tür eskiden gelen şey oyunlar. Daha uzunluğa iyice eski vardı. Bizim 10 yaşındaki dönemlerimizde büyüklerimiz oynardılar. Daha uzunluğa oynadılar, el ele tutar oynardılar, türkü söyler oynadılar. İşte geldiler bir iki hozalardan daha uzunluğa yasak ettirdiler. Anladım. Çok bir zaman yasaktı daha uzunluğa. Evet. İşte bu birkaç senedir. Peki son bir söz hakkı vereceğim. Evet. 66 yaşındasın. Hayatı eline boyuna yaşamışsın. Yani çilesini de görmüşsün. Gerçi çilesini o günler de çile de değildi. O günler bugünlerden çok daha iyi. Özlüyoruz o günleri. Aa, o günler tam bu günlerden iyiydi. İyiydi. Yediğimiz ekmeğimiz de sağlıklıydı. Sağlıklıydı. Sebzemiz de her şey sağlıklıydı. Her şey sağlıklıydı. O gün o dağlarda taşlarda gezip çalışan insan hastalık yoktu. Bir şey yoktu. Yoktu. Ha. Şimdi onu inkar edemezdik. Bana bir değerlendir bakalım. O eskiyle bugünü bir değerlendir şimdi. Bu nasıl değerlendireceksin? Ya şimdi yaşam şekliyle. Yaşam şekli şimdi. Tembelleştik diyoruz. Bu insanlar ne oldu bu insanlara? Şu anda biz 7'den evvel işe giden yok yazın. Her şey traktörle artık. Eline bir şey yok yani. Ya tamam yapsın bugünün değerlerini ama yine eksin. Senin o altını çoruş koştuğun tarla da efendim o da gitsin traktörle eksin yani. He. Yok ekiyor. Traktörle ekiyoruz artık. Ekiyorsun. He. Ama yani eskileri tutturamazsın. Eskileri tutturamıyor. O kır yerler, dağları bile ekilen yerler şimdi düzlükler ekilmiyor. Abi ya. Yani ya benim bizim kardeşim. Bak bizi o zaman bizi şimdi biz altı kardeşler amcamcil, babamcil, değil mi?
O zaman biz aşağı yukarı 400-500'den bir tohum ekerdik ya. Altı kardeş. Üçüzlerle ya. Altı kardeş. Ya, dedez başımızda. Deden başımızda. He. Tohum ekerdik yani. Ama şimdi yok. Ha şimdi bizim en fazla 50 demirli tohumumuz var. Peki kardeş, ambara güzün kaç demirli buğday atardız? Hiç kaç demirli? İşte o sıra. O sıra mı? Oh. Dünyayı. Onu nerede öğütürdünüz? Onu burada kara değirmen vardı. Ama bizim... Sizi köyde mi? Ama köyde, az yukarıda. Yıkıldı mı, gitti mi, kayıp mı? Yok, duruyor, yıkılmadı. Ha şimdi sapsağlam. Bir dakika. Bir dakika, o derenin karşısında. He. Ya oranın anahtarını ben bulamadım ki, girem de gezem. Anahtar yok, anahtar Hacıoğlu köyünden. Hacıoğlu köyünde oran. Hacıoğlu köyünden. He. Buranın sahibi Hacıoğlu'ydu. He, anlaşıldı. Oranın içini gezemedim. O değirmeni... Evet, gezemedim. Yani, gezmek... Onu ben Hacıoğlu'na açtırırım muhtara, tamam. He, muhtara açtırırım. Bildiğim yoldu. Peki benim kardeşim, ilave edeceğiz bir şey var mı? Bir şey yok. Sağ ol Bahattin Bey. Allah razı olsun. Bizim de mal vaktimiz geldi. Bak bak. Dedikodu ediyor ha. Dedikodu ediyor ha. Ama buradan iki tane alalım da. İki tane al bari. Nasıl? Çok güzel. Allah razı olsun. Vallahi kesesine bereket hemşerim. Kesesine bereket. Hanesini bizi açtı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben çok severim bunu. Hem mi? Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Yok. Çok iyi bir arkadaşımız. Evet. Evet, tamam. Evet. Sizden iyi olmasın. Bizim evet. Bizim hemşerilerimizde evet. Kötü azdır. Ama azdır. Bu emekli ama ben emekliyim bu işte benim. Mezarlıkta emekliyim. Olur sen inşallah. Dur bakayım. Emeklilik nasıl gidiyor? Bir de oraya gerek. Çok güzel. Allah yedin bereket versin. Kaç yıl prim yatırdın? Ben Bahattin Bey, ben toptan yatırdım. Bir çırpıda emekli oldun. Toptan yatırdım. He. Seneyi unuttum da şimdi. Seneyi unuttu. Toptan yat. Hatta bir de arkadaşımız vardı. Arif'in abisi vardı Tahir. Bilmem ki tanıdın mı. Çok da iyi bir arkadaşıydı. O da rahmetli oldu. Onun hayırından. Yoksa ben yatıramıyordum. 2000'lerde oldu senemde. Kaç çocuk var kardeş? Benim 4 çocuk. 4 çocuk. 3 kız bir oğlan. Everdin mi? Everdim hepsini. Tek başına mısın? Şu anda işte o çocuk Bayburt'ta oturuyor. He. Yengeyle sen şu an. Yengeyle ben. Bir de annem var. Kardeş senin kaç çocuk var? 3 tane benim. 2 oğlan bir kız. Kızın bu. Ha, kızım bu. Allah'ım zihni açıklığı versin. İnşallah. İnşallah. Kur'an okuyor. İlahiyatta. Rabbim bahtını açık etsin yavrumuzun. İnşallah Rabbil Alemin. Kur'an hafızlık mı? Yok normal. Hafızlıkta da var mı? Öyle bir şeye niyetin var mı? Yok. Keşke hafız da olsan. Biraz ilkokuldan sonra mı gittin? Ortaokul, lise. İmam Hatip. İmam Hatip. Evet. Ama Arapçayı da alıyorsunuz. Evet. Güzel. İleride bayanlara hocalık yapabilirsiniz. Öyle bir görev alabilirsiniz. Güzel. İnşallah. Allah fazla bahtınızı açık etsin. İyi kardeş. Noktayı koyuyoruz. Son sözleriniz var. Bu daha demiyor bir şey. Bu bu acıkmış. Kardeş, peki teşekkür ediyorum. Ben artık kapatabiliriz. Şöyle şimdi sevgili izleyenlerim, benim kardeşim dur şimdi. Yağ dedi. Hani ya bu mu? Görüyor mu kameram beni? Şimdi şu çatal da burada Bahattin abi. Çatal da burada. Şu yağı bir kontrol edeceğim. Yağları meşhurmuş. Sofrayı gör. Kartelin üzerinde bıraktı yağımı. Şimdi dur bir bakayım önce bir bakayım hele. Bir yağız meşhursa bir bakalım hele. Bunun üstünde ye. Şimdi dur. Gelelim şu ketiye. Sevgili izleyenlerim, memleketimizin bir de ketesi var. Bayburt'un gerçekten meşhurdur ketesi. Tabii aşağıda fırınlarda falan yapıyorlar ama köydeki keteyi ne yapmaz? Tutturamaz. İstediğin kadar tereyağı koymaz. Kırpar. Oradan kırpar, buradan kırpar. Derken aynı şu bizim deprem bölgesindeki milletin kırptığı gibi bir de ketemiz var. Ketemizi de gösterelim. Yağ çok güzel. Bakayım şu. Bu kete değil. Bu kete kıvrım olur. Evet. Bu kete. Bu çörek. Bu da çörek. Evet. İçli ama. Evet. İçli. İçli şimdi, veya kör çörek. Veya kör çörek.
Şimdi bakalım tereyağıyla bunu dediğini ama yağ gerçekten çok esaslı bir yağ. Yağı güzden mi vurulmuş? Yok yok, taze yağ. Şu an taze yağ. Kendimizine. Sonuçta o ot yine o araziden toplanan araziden ot. Araziden biçilen ot. Tabii. Araziden biçilen ot. Hiç yok. Biraz bir eline sırf bir kendine gelsin. Biraz bile. Gerçekten çok güzel. Sevgili izleyenlerim. Kusura bakmayın. Affedin beni. Pek sofra paylaşımı ben sevmem. Ancak konu yöremize ait, kültürümüze ait olunca bunu ben yaparım. Hele yöremizin kültürüyle ilgiliyse ondan da vazgeçemem. Çünkü dışarıda bizim gurbetteki insanlarımıza da kültürümüzü göstermemiz lazım. Şimdi hastalıklar niye çoğaldı biliyor musunuz? Hastalıklar biz yetişen mahsulümüzün efendim gübreli şu bu oluşuyla bizim hastalıklar çoğaldı. Mahsulü zehir. Evet. Organik olsa mesela şu un illaki fabrikadan alındı. Evet. Ama bu fabrikadan buğday. Ama buğday organik. Gübre yok bunun buğdayında. Buğdayında gübre yok. Siz mi yaptınız burada? Yok. Adabaşı var ya. Petrus. Petrus. He. Bunlar organik olarak da ne ki? Benim çocuklar için burada çalışır. Ondan buğday aldı. Ha buğday organik yani. He, buğday, bu da organik. Buğday, o zaman tamam organik. Aynı yoldayız. Aynı yerdeyiz. Organik, buğday. Gübresiz buğdaydan. Gübresiz. He. Buğdayımız da gübresiz. Yani tamamen organik. Her şeyimiz organik. İşte hastalık buradan sardı. Yani her bir şey gübreyle yetişen her bir şeyin ne tadı var ne tuzu, hastalığı da cabası. Keşke yine eskiye dönebilsek. Benim hemşerimin dediği gibi o çoruşlar koşulmasın yine olsun traktörle götürelim ama organik olsun. Keşke organik olsa. Lezzeti farklı. Şu an gerçekten her birisinin lezzeti çok ayrı. Onun için tadına bakmadım. Bakacağım. Şurayı bir kapatalım. Bakacağım, yiyeceğim. Gönül ister ki sevgili hemşerilerim ya döndü Şubat'ın sonu. Bugün Şubat'ın 24'ü. Bahar geliyor. Sıra-i rahim yapın. Sıra-i rahim yapmayı ihmal etmeyin. Bir, iki, köylerimizde bulunan evlerinizi, baba evlerini yıkılan mıkılan tamir tadilatta bir meşe getirin. Marmara'daki bu profesörlerimizin dediklerini duyuyorsunuz. Evlerinizi burada faal tutun. Allah muhafaza. Allah göstermesin bize bu şu an bu 10 ildeki Maraş depremi gibi bir depremi Rabbim bize daha göstermesin. Ama sevgili izleyenlerim dediklerimi de yabana atmayın. Köylerimizdeki baba evlerimizi faal tutun. Herhangi bir sıkıntıda nereye gelesiz? Baba evlerinize gelin. Gelin burada konaklayacak eviniz, gelecek yeriniz olsun. Köylerdeki evlerimizi tamir tadilatını yapın. Ben acizane bunu sizden istiyorum. Hem köylerimiz şenlensin, sıra-i rahim yapın. Hem de elimizin altında evlerimiz hazır olsun baba evlerimiz. Ben Manastır Köyü'nden, Yeşilyurt Manastır Köyü'nden bütün izleyenlerime, çünkü sadece Bayburtlar izlemiyor beni, bütün izleyenlerime selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ve Bayburt'tan selam olsun hepinize. Şu Mert memleketin Mert çocuklarından size selam olsun. Allah'a emanet olun. Evet. Bir selam gönderek. Bir selam geçin kameranın. Aa mikrofon kardeş doğru. Bir selamımız. Bir selamımızı. Anne bir çevir bakalım mikrofonu onlara. İstanbul'da yaşayan abime, Akban ailesine, dayımlara, bütün büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Özellikle abimin ellerinden öpüyorum. Abim. Bir abimi de kaybettim. Ne zaman? 4 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Biz de ne diyelim? Bütün akrabalara, komşulara hem selamlar olsun. Allah razı olsun. Gelen arkadaşımız da bizi şenletti. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Allah razı olsun. Bu fırsatı bize tanıyan Bahattin
Geç. Fatih'in oda başına geç, da geç, çok büyük teşekkürlerimi sunacağım. Halamın uşakları var Sultanbeyliğinde. Kaynacı da abim var. Pendik'te oğlum var Hüseyin. Gözlerinden öpürem. Duygulandım. Evet. Kapat kapat daha yeter. İyi oldu. Bütün Akbar ailesine de ayrı ayrı selam ediyorum tekrar. Peki. Evet sevgili izleyenlerim, noktayı koyuyoruz. Hepinize selam olsun.